Merhaba değerli Kum Saati izleyicileri. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Türkiye'de ve dünyada gündemde öne çıkan konuları, başlıkları değerlendiriyoruz. Efe Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Ümit Bey. Teşekkür ederim. Sağ Nasılsınız? olun. Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu hafta iki de konuğumuz var. Özel bir konuyu konuşacağız. Daha sonra kendi normal rutin programımıza devam edeceğiz. Programlarımız sürpriz olacak. Evet, Hilal Nesin. Değerli Hilal Nesin, Merhaba. tiyatrocu, tiyatro Merhaba. sanatçısı, Merhaba. merhaba. Merhaba Yazar, Hilal Hanım. aktivist Merhaba Mehmet ve Bey. Merhaba Mehmet Bey. merhaba Abdülhamit Bey. ve Yüksel Kaya Bey Belçika'dan katılıyor. Hilal Hanım Fransa'dan katılıyor. Niye davet ettik Hilal Hanım'ı ve Yüksel Kaya'yı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde Strasbourg'da çok önemli bir eylem yapıldı. Binlerce mağdur Türkiye'deki insan hakları ihlallerini gündeme getirdi. Hilal Hanım oradaydı. Yüksel Bey de bu etkinliğin organize eden Others, yani Ötekiler Derneği'nin yetkililerinden, başkanlarından biri. Onun için bu konuyu birazcık detaylıca konuşmak istiyoruz. Yüksel Bey, sizden hızlıca amaç neydi? Bu üçüncüsü yapıldı. Kaç kişi katıldı? Neler oldu? Siz neler gördünüz? Epey bir ekranlardan, sosyal medyadan biz izlemeye çalıştık. Ama sizin gözünüzle bir dinleyebilir miyiz hızlıca? Merhabalar Efe Hocam, Abdülhamit Hocam, Hilal Hanım. Merhaba. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani sadece Others Derneği değil, Avrupa'nın değişik ülkelerinden insan hakları dernekleriyle beraber organize ettik. Bu derneklerin bir araya gelerek oluşturdukları bir platform var. Peaceful Actions platformu. Bu platformu organize etmiş oldu. Biz de organize heyetindeydik. Bu vesileyle organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, katılan herkese yaklaşık 3.500 insan vardı. Çok teşekkür ediyorum. Yani biz bu organizasyonu, gösteriyi, eylemi, adalet buluşmasını Avrupa Konseyi'nin önünde yapmayı düşündük. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 26 Eylül'de 2023'te bir karar verdi. Malumunuz olduğu üzere AİHM'in vermiş olduğu Yalçınkaya kararı bu karar. Bu karar Türkiye'de özellikle Gülen Hareketi mensupları, gönüllüleri bunlara yönelik Türk yargısı tarafından suç olarak nitelendirilen fiillerin aslında suç olmadığı tescillenmiş oldu bu kararla birlikte. Yani yaklaşık olarak bir sene geçti bu kararın üzerinden ve Türkiye'de cadı avı devam etti bu süre zarfında. Bizim bu konuda bir arşiv çalışmamız var. Yaklaşık olarak günlük 12 kişi o tarihten itibaren tutuklanmış. Toplamda da bir yıl boyunca 4.380 kişi tutuklanarak cezaevine konmuş. Ve bunlar suç olmayan, evrensel hukuka göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre suç olmadığı tescillenmiş olan fiillerinden dolayı bu kadar insan özgürlüğünden mahrum bırakılmış. Yani AİHM'in vermiş olduğu bu karar aslında sadece bir hukuki karar değil, aynı zamanda Avrupa Konseyi'ne bir eylem çağrısıydı. Türkiye'ye bir eylem çağrısıydı. Türkiye'ye uygulama çağrısıydı. Avrupa Konseyi'ne de uygulatma çağrısıydı. Biz de konseyin önünde böyle bir eylem yaparak görevini hatırlatmak istedik. Avrupa'nın değişik ülkelerinden, şehirlerinden toplamda 3.500 insan orada bir araya geldi. Ve konseyde parlamenterlerin toplandığı 304 parlamenterin 46 ülkeden 304 parlamenterin toplandığı günde orada eylemimizi yaptık. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Konuşmalarla, mağdurların konuşmalarıyla önemli işte konseyden gelen konuşmacı vardı. Hilal Hanım gibi, işte Enes Kanter gibi herkesin yakinen tanıdığı insanlar vardı. Sloganlarla, pankartlarla, tiyatrolarla mesajımızı ulaştırmaya çalıştık. Fransız yetkililer medyası ilgi gösterdi. Ulusal iki medya kanalında haber oldu. Biz mesajımızı ulaştırdığımızı zannediyoruz. İçeride de arkadaşlarımız vardı yine dernekleri temsilen. Orada da bu gündem bayağı bir konuşulmuş. Türkler, Türk yetkililer, Türk milletvekilleri dahil olmak üzere.
Dolayısıyla mesajın ulaştığını düşünüyoruz. Yüksel Bey, bu yani sokakta yapılan Avrupa Konseyi önünde yapılan Strasbourg'daki gösterinin dışında Avrupa Konseyi yetkilileriyle, AİHM yetkilileriyle temaslar da oldu galiba. Onlar da nasıldı, nasıl tepkiler aldınız? Siz katıldınız mı o görüşmelere de? Niye Birisine bu yani niye kararın takibi konusunda gerekli adımları atmıyor mesela? Bu soruya bir cevapları var mı Avrupa Konseyi yetkililerin, AİHM yetkililerinin? tabii AİHM bir mahkeme, yani AİHM kararını veriyor, sonra kenara çekiliyor. Hani uygulatma ile ilgili onun bir misyonu yok aslında. O anlamda hani bizim AİHM'den talebimiz biraz önünde bekleyen benzer dosyalarda bir an önce karara bağlamasıydı. Çünkü 8 bin kadar dosya var halen daha. Ama Avrupa Konseyi'nin değişik argümanları, işte vesileleri kullanarak Türkiye'ye bu kararı uygulatma misyonu var. Hem hukuki olarak hani böyle bir misyonu var, hem ahlaki olarak bunu yapması gerekiyor. Çünkü kurulma değerleri, vaat ettikleri şeyler Türkiye'de kurucu üyesi olduğu için Türkiye için de geçerli. Yani bu anlamda Türkiye bunları hatırlatması, değişik dediğim gibi vesileleri kullanarak uygulatması gerekiyor. Biz geçen seneki organizasyondan sonra, malumunuz bu sene üçüncüsü düzenlendi. Geçen seneden bu seneye önemli yetkililerle de görüşmemiz oldu. Mesela Ayın Başkan Yardımcısıyla dernek başkanları olarak bir görüşme yaptık. Bu arada Avrupa Konseyi'nde de kararları takibini yapan, uygulatan birimin başkanıyla bir görüşme yaptık. Yani onlar da hani Türkiye'deki rejimin değiştiğinden bahsediyorlar. Ellerinden geldiğini yaptıklarını söylüyorlar. Bizim işte bu tür organizasyonları yapmamızdan memnun olduklarını söylüyorlar. Bu sadece bunlar değil, işte bir takım işte uygulanması için kararların alternatif eylem planları sunmamızı istiyorlar. Bunları zaten yapıyoruz. Yani bu süre içerisinde yaptık. Yani tabii reel politik de var. Mahkemelerde tamamen %100 siyasetten ve kamuoyundan bağımsız çalışmıyor uluslararası mahkemeler. Ama bunu da hani biz kendi üzerimize bir görev alarak hem kamuoyu oluşturmak için hem işte o baskıları bizim tarafımızdan da mağdurlar tarafından da yapılmasını sağlayarak aslında yine içeriden hakimlerin üst düzey bir hakimin ifadesini söylüyorum. Yani bu tür şeyler bizim elimizi güçlendiriyor. Biz hukuka göre hareket etmemiz konusunda kendimiz daha güçlü hissediyoruz. Çünkü binlerce mağdur oraya geliyor ve neden hani karar vermiyorsunuz veya işte hukuka göre hareket etmiyorsunuz diyor. Yani kendi ifadesini söylüyorum. Dolayısıyla da hani bu anlamda biz taleplerimizi iletiyoruz. Bütün meşru yolları kullanarak, mağdurları oraya getirerek, önemli kişileri oraya getirerek o mesajımızı iletmeye çalışıyoruz. Bunu da duyduklarını söylüyorlar. Biraz daha işte bu konuda daha kararlı ve gerçekten de bütün yolları kullanarak bu kararların uygulanmasını istiyoruz. Çünkü gün geçtikçe ve kararlar uygulanmadıkça maalesef zulüm artarak devam ediyor Türkiye'de. Evet, çok teşekkür ediyorum. Dilimizde Türkçe'de güzel bir söz var, biliyorsun, ağlamayana meme yok diye. Hakikaten özellikle hak hukuk mücadelesinde konuşmak, sesini yükseltmek çok önemli. Hilal Hanım, siz toplantıya, etkinliğe, adalet buluşmasına katılanlardandınız. Konuşmalarınızı, meydanlardaki coşkulu kalabalığa yaptığınız konuşmaları dinlemeye çalıştım. Yani öncelikle orayı böyle sadece mağdurları yalnız bırakarak tek renk, işte mağdurlar kendi başlarına çare arıyorlar gibi bir görüntüden kurtaran bir kare. Sizin katılmış olmanız, sizin gibi başka kesimlerden insanların da katılmış olması. Dikkatimi çeken şuydu, umudum yeşerdi diyorsunuz. Gerçekten öyle bir etkisi oldu mu üzerinizde? Siz zaten bütün insan hakları mücadelelerine ayrım yapmadan katılıyorsunuz. Ama gerçekten coşkulu muydu? Biz tabii katılamadığımız için sizin hisleriniz, duygularınız çok önemli. Ya kesinlikle öyleydi. Çok teşekkür ediyorum bize de bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü o günkü coşkumuzun orada kalmasını istemiyordum ben zaten. Bunun dışarıya taşmasını, duyulmasını istiyordum. Biz ilk 2017'de geldiğimizde Cenevre'de ve yine İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde 12 kişi
eylem yapmıştık. Orada da belirtmiştim, duymuşsunuzdur. Bizi dikkate alıp polis bile vermediler. Önümüze kamera bile gelmedi. Fakat biz orada benim dışında slogan atan da olmadı. Hepsi efendi efendi beklediler. Slogan atmayı bile bilmiyorlardı çünkü. Biraz komedi gibi oldu. Slogan atan bağıran ben, zılgıt çeken bağıran ben. Neyse o günden bugüne gelmek benim için tabiri caizse devrim diyebilirim. Çünkü 20 kişiydik Köln'deki eylemde de. Birleşmiş Milletler'in önünde 25 kişiydik. Baktık sesimizi duyan yok, bari soğukta duruyoruz, gidip şurada bir kahve içelim dedik. Oturduk, kahve içtik, kendi kendimize ağlaştık. Ben Strasbourg eyleminin oldukça verimli buldum. Hayatımda katıldığım en verimli, en planlı, programlı, en saygılı ve duygu yoğunluğunun olduğu bir eylemdi. İçeride her şey vardı. Yani isyan eden, ağlayan, gülen, bütün duyguları birlikte yaşayan bir kitle vardı. Bugüne kadar da zaten ben katıldığım hiçbir eylemde, Uygur Türkleri de dahil, Kürtlerin eylemleri de dahil, Ermenilerinki de dahil katılırken, ay bunlar kimden acaba demedim. Tabii ki Gülen cemaatinin eylemi farklı. Çünkü benim ülkemde, benim tanıdığım insanlar, benim gözümün önünde cereyan eden bir durumdu. Haliyle oradaki bütün insanlar benim komşumdu. Ben komşularımla bir eyleme katılmış oldum. Ben ne başlarındaki türbana baktım, ne de cemaatlerine baktım. Orada hak, hukuk diyen, zulüm gören insanları gördüm. Ve ben bunu orada da söyledim. 10.000'lere kadar çıkacak. Çünkü ben saha çalışması yapan bir insanım ayrıca. Sadece evde oturup bilgisayarın başında değilim. İnsanlar anca kendine geliyor. Anca idrak ediyorlar yaşadıkları zulmü, yaşadıkları hukuksuzluğu. Anca kendine geliyor insanlar. Artacağını biz kendi aramızda o 13 kişiyle birlikte konuşuyorduk. Çünkü daha yerleşmemişlerdi, dil sorunları vardı, şoktalardı. Evet, hak, hukuk, adalet demeye yoğun bir şekilde katılım devam edecek. Ben öyle umut ediyorum, öyle olmasını da diliyorum. Çünkü bu mesele sadece Gülen cemaatinin meselesi değil. Bugün ben oraya katılarak bir Gülen cemaatinin haksızlığa uğruyor, bakın demedim. Osman Kavala da var. Demirtaşlar da var. Ve bugün içeriye atılan, zulmü gören, onca haksızlığa uğrayan, kimden olduğu hiç önemli değil. Haksızlığa uğrayan insanlar var. Hepsi adına katıldım. Ama orada da söyledim. Gülen cemaatinden diyecekler. Hatta yazanlar olmuş. Hiç umurumda değil. Yani biz orada 3.500 kişi toplandık ya, o bana yeter. Ben o günden beri gülüyorum zaten. Sırıta sırıta geziyorum. O kadar ki mutluyum. Leyla Hanım, şey diyorsunuz, zulme maruz kalan herkes bendendir. Bu Aynen öyle. Aynen öyle. mahalleciliği bırakalım, mazluma kimlik sormayı bırakalım diyorsunuz. Bu bizim de bu programda Efe Hoca ile sürekli altını çizdiğimiz en önemli konulardan biri. Fakat yani bu çok ciddi bir hastalığımız, bilmiyorum. Siz bunu kendi içinizde nasıl tedavi ettiniz? Az önce saydınız Osman Kavala, Sevmek. Demirtaş, Ermeniler. Siz Sevmek. nasıl tedavi ettiniz gerçekten? Yani herhalde Türkiye'de doğup büyüdünüz. Fransa'da, Strasbourg'da yetişmediniz. Siz bunu nasıl Yok. aştınız? Bu Ben insanları mahallecilik hastalığından nasıl kurtulabiliriz? şöyle kurtulabilirsiniz. Bu sadece bir Kürtlerde yok, Alevilerde yok. Lazlarda, Çerkezlerde, cemaatlerde, tarikatlarda yok. Bu o coğrafyanın temel hastalığı. Herkeste var. Ben seviyorum insanları zaten. Ben bakmadım yani ben kadınlara sarıldığım zaman ben orada hiçbir şey görmüyorum. İnsan görüyorum. Zaten benim inancımda, ben Alevi inancındanım ama benim Alevi inancında yaşayanlardan çoğu da benim gibi değil. Fakat ben hep şu felsefesini, Alevilerin şu felsefesini yoluma ışık ettim. 73 millete bir nazarla bak, hak sevmiş, yaratmış, söz etme. Bu kadar. Benim felsefem bu. Eyvallah. Beni ilgilendiren de bu. Ben 9 aydır Gülen cemaatinden,
Kürt cemaatinden diyeyim, bütün cemaatlerden diyeyim, kadınlarla, yani 2016 darbesinden sonra yurt dışına gelen kadınlarla çalışma yapıyorum. Albatros Fırtınası diye bir kitabımız çıkacak yakında. Evlerine gittim, kamplarına gittim, onlarla sohbet ettim, sarıldım, ağladım. Orada beni görenler oldu, kitaptakiler oradaydı. Ben şunu söyleyeyim, tedaviyi kabul etmeniz gerekiyor. Ben bugün Twitter'da paylaşım yaparken tedaviyi kabul etmeyen Kürtleri de görüyorum, cemaatleri de görüyorum, CHP'lileri, partilileri de görüyorum. Onun için tedaviyi ben kabul sabah etmek derken neyi kastediyorsun? Hasta. Yani bir hasta tedaviyi kabul etmediği sürece iyileşmez. Biz bunu bir hastalık olarak kabul etmemiz gerekiyor ki tedavi sonuç versin. Ben orada, ben Kürtlerin eylemine de katıldım. Kürt müyüm? Değilim. Demli kadınlar içeri atılmasın dedim. Ben Dem Partisi'nden miyim? Değilim. Ermenilere Hrant Dink diyorum. Ermeni miyim? Değilim. Ama bugün cemaate yapılanı kabul etmiyorum. Ne olursa olsun. Dediğim gibi yani bana cemaatçi demişler. Hatta Fransa ablası diye yazmışlar. Orada dedim ne güzel ya. Abla olmak güzel bir şey. Hani biz bu hastalığı ancak kendimiz tedavi edebiliriz. Ben mesela paylaşım yapıyorum. Cemaati paylaşıyorsam cemaat paylaşıyor. Kürtleri paylaşıyorsam Kürtler paylaşıyor. Biz sosyal medyada da bölündüğümüz için ben herkesi paylaşıyorum. Ama önceliğim bu ara kadınlar, çocuklar ve cemaatin kadınlarına, çocuklarına yapılanlar. Şu anda önceliğim daha çok onlar. Evet, yani çok önemli bir şey. Hastalığı tedavi etmek için önce hasta olduğunu kabul etmek gerekiyor ki tedavi başlasın. Efe Hocam, siz yani uluslararası ilişkiler alanında tecrübeniz var, uzmanlığınız var. Yani normalde Avrupa Konseyi önünde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bu tür bir eylem ne kadar sonuç verebilir? Oralar netice itibariyle sadece teknik değil, siyasi tarafı da olan kişiler, Avrupa Konseyi'nde siyasi kişiler var, ülkelerin temsilcileri var. Siz nasıl gördünüz bu açıdan? Olumlu bir sonucu olur mu, etkisi olur mu bunun, ne kadar olur? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan hakları konusunda bütün Avrupa kıtasında, yani sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil, geniş Avrupa kıtasında her konuda en son noktayı koyan organ. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda iç hukuk yolları tükendikten sonra Anayasa Mahkemesi'nden dahi daha fazla bağlayıcı etkisi var. Yani hukuki prosedürü öncelikle söylememiz lazım. Yani birçok insan hani bunu bilmiyor olabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne alaka canım? Türkiye farklı bir ülke, kendi istediğini yapamaz mı diye düşünen insanlar olabilir. Böyle bir durum yok. Eğer hukuk devletiyseniz, yani açık söyleyelim, medeni ülke olmak istiyorsanız, medeni bir ülke olmak istiyorsanız, anayasanızın yazdığını yapacaksınız. Şimdi bu böyle bir gerçeklik. Bunu yapmıyor Türkiye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar alıyor. İşte biraz önce bu konulardan bahsedildi. Bu sadece cemaatle alakalı bir karar değil. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları, işte bu mağdur neredenmiş veya bu öbür mağdur hangi gruptanmış diye bakmaz. Onlar iç hukuk yollarına bakar, ülkelerin kanuni prosedürlerini inceler. Buna göre bir hukuksuzluk yapılıp yapılmadığına karar verir. Evrensel hukuku da dikkate alarak. Şimdi bir Kürdün veya bir işte LGBTQ plus üyesinin ya da ne bileyim bir cemaat mensubunun hukuksuzluğa uğramış olması yargıçlar açısından önem arz etmiyor. Ama biraz önce sevgili Hilal Hanım'ın söylediği çok doğru bir şey. Yani biz mahallelere bölünmüş, abuk subuk klanlaşmış, gruplaşmış bir toplum yapısı arz ediyoruz Türkiye'de. Öncelikle bu konuda ciddi bir değişim geçirmemiz lazım. Yani hepimiz, siz, ben, bu programı izleyen sevgili izleyiciler, herkes bir şöyle başını iki elinin arasına alsın, bir düşünsün. Hilal Hanım çok güzel bir şey söyledi ya. Komşu dedi, komşu. Yani diyelim ki siz bir apartmanda oturuyorsunuz, bir mahallede yaşıyorsunuz. Komşunuzun evine veya işte çocuğuna bir şeyine bir şey oluyor. Ya bu sizi etkilemez mi? Bu size dokunmaz mı? Şimdi geniş çapta Türkiye'de de hepimiz
birbirimizle akrabayız, arkadaşız, dostuz, vatandaşız, komşuyuz. Önce böyle bakmamız lazım. O yüzden Ahim önündeki bu toplanan grup, bir de şöyle bir boyutu var, onu da vurgulayalım. Orada karar alan hakimler için çok önemli bir dayanak noktası. Yani onlar Türkiye'ye baktıkları zaman büyük bir umutsuzluk görüyor olabilirler. Yani bizim gördüğümüz umutsuzluğu orada karar alan hakimler de görüyor muhtemelen. Diyorlar ki kardeşim bu Türkiye'nin durumu çok kötü. Yani Rusya gibi oldu artık, Belarus gibi oldu. Yani Avrupa Umutsuz insan vaka. hakları umutsuz vaka. Artık bir sonraki adımda hala bir şeyler yapılmıyorsa Türkiye'yi biz hariçte bırakacağız diye bir gidişatı olacak Avrupa Konseyi'nin. Yani bunun bir adım sonrası Türkiye'nin ihraç konusunun ciddiyetle gündeme gelmesi olacak bu sistemde. Şimdi orada binlerce insan toplanıp hukuk davasını savundukları zaman o kararı veren hakimler ve onların o örgütsel yapısı, organizasyon yapısı da diyor ki ya ne kadar güzel Türkiye'de hala bir potansiyel var. Hala Türkiye'de hukuk diyen insanlar var, ayağa kalkan ve özellikle şöyle söyleyeyim, farklı mahallelerden insanların birbirleriyle kenetlenmeleri lazım. Ya bu sadece bir strateji değil. Bu yaşamı devam ettirmek için elzem olan bir şey. Eğer biz Eyvallah. birbirimizin hakkına, hukukuna sahip çıkmazsak Hamit Bey, o zaman Türkiye'de böyle bir arada yaşamanın veya Türkiye'nin böyle üniter sınırları belli bir ülke olarak devam etmesinin bir anlamı yok. Yani insanlara Kürt diye ayrım yapacaksanız, cemaatçi diye ayrım yapacaksanız, işte filanca gruptan falanca gruptan, işte Alevi, Ermeni, LGBTQ böyle ayrımlarla sürekli insanları ötekileştirecekseniz, hukuku bunlara uygulamayacaksanız, o zaman Türkiye'nin bir arada kalma hakkı yok. Olmasın o zaman zaten yani. Eğer böyle bir zulüm makinesi olarak devam edecekse birlikte olmanın bir anlamı yok. O zaman bırakın insanları, herkes Evet. serbest kalsın yani. Dolayısıyla bunları artık açık yüreklilikle konuşmaya başlamamız gerektiği kanaatindeyim ben. Yani benim kanaatim şu, eskiden beri de böyle. Yani şu son 10 yılda ve önceki dönemlerdeki zulümler çok kolaylıkla yapılabiliyorsa farklı kesimlere, bunun sebebi, en önemli sebeplerinden biri mahallecilik. Yani eğer kesimler birbirlerinin yanında olsalar, yani şu yaşananların %80'i 90'ı yaşanmaz, inanın. Yani CHP Evet. milletvekilleri, DEM milletvekilleri, bütün siyaset, hem siyaset hem toplumsal siyaset. Yani sahip çıksa birbirlerine asla bu kadar kolay yapılamaz. Yüksel Bey, sizin gözleminizi merak ediyorum. Yani burada bahsediyoruz, işte Hilal Hanım da katılmış. Ben diyor ki görüşüm olarak, görünüşüm olarak, duruşum olarak sizin aynı çizgide değilim. Ama oraya geldim çünkü ben insanım ve mahallecilik yapmıyorum. Bu hastalığımı tedavi ettim. Keşke herkese nasip olsa bunu tedavi edebilmek. Sizin gözleminiz nasıldı? Yani eminim birçok kesimden insanlara davetiye gönderdiniz. Ne kadar katılım oldu? Yani ne kadar renkliydi orası? Yani çok az sayıda böyle farklı kesimden insanlar mı vardı? Yani orada Avrupa'daki manzara nasıl? Avrupa biraz küçük Türkiye gibi aslında. Çok sayıda Türkiye'den göçmüş insanlar var farklı kesimlerden. Aslında yani hak arayışında bulunan her kesim, sadece aslında Türkiye'dekiler de değil, yani dünyanın değişik yerlerinde insan hakları mücadelesi veren kesimler, dernekler, organizasyonların işbirliği yapması gerekiyor. Yani bu aklın yolu bir yani. Bu hani birbirini insanlar sevmiyorsa bile beraber hareket etmeliler bu konuda. Yani bu tecrübe edilmiş bir şey. Biz de bunu kendi içimizde dernekler, insan hakları mücadelesi veren insanlar, avukatlar, hukukçular, gerçekten de Hilal Hanım'ın ifade ettiği, sizlerin program başından beri söylediğiniz şeyleri kendi aramızda çok konuşuyoruz. O gün orada mesela biz AİHM kararlarının uygulanması ile ilgili çağrıda bulunduk. Yani AİHM kararlarının sadece Gülencilerle ilgili AİHM kararlarını uygulayın demedik. Orada 25 tane pankart vardı Kavala ile ilgili. Kavala İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen 1758 gündür hapishanede diye pankart vardı İngilizce olarak. Demirtaş O gün de doğum günüydü 128. herhalde. Hilal Evet, Hanım da doğum gününü kutladı. Gördüm. Demirtaş İnsan Hakları Mahkemesinin kararına rağmen 1380 gündür hapishanede diye 25 tane pankart vardı. Yani orada ismi olan pankartlarda ismi olan 3 kişi vardı. Birisi Demirtaş'tı, birisi Kavala'ydı. Bir de Yusuf Bilge Tunç vardı. Yusuf Bilge Tunç niye vardı? O da biliyorsunuz
1885 gündür kayıp yani. Bütün belirtiler, emareler devlet tarafından kaçırıldığına, MİT tarafından kaçırıldığına işaret ediyor. Ve yok yani bu insan, yani öldüyse bile, ailesi diyor ki öldüyse bile bize diyor şeyini verin. Hani cenazesini verin. Yani dolayısıyla biz bunu bu mesajı gerçekten de vermeye çalışıyoruz. Evet, siz de ifade ettiniz. Yani biz daha önce böyle bir şey konuşmadık sizinle ama tahmin ettiğiniz şey doğru. Biz Hilal Hanım'ı davet ettik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine gerçekten de. Orada geldi, destek oldu. Onu gördüğü için insanlar mutlu oldular. Hilal Hanım mutlu oldu. Aslında bu enerjiyi herkesle beraber oluşturabiliriz. Davet ettiğimiz tek kişi Hilal Hanım değildi. Yani bundan emin olabilirsiniz. 3 senedir bunu düzenliyoruz. Başka bir sürü insan da geçmişte davet ettik. Yani dolayısıyla hani bu şeyi biz birlikte yapmak istiyoruz. Bu organizasyonları birlikte yapmak istiyoruz. Tabii irtibata geçmediğimiz insanlar da olabilir ama irtibata geçip davet ettiğimiz, işte konuşmacı olarak davet ettiğimiz, katılımcı olarak davet ettiğimiz, hem kurumsal olarak hem şahsi olarak irtibatlı olduğumuz insanlar var. Yani buradan şikayet etmeden herkes kendi biraz kendisine bakarak, Eyvah. kendisini düzelterek, kendi hastalığıyla ilgilenerek, bu mücadeleye birlikte omuz vererek ancak böyle netice alabiliriz, netice alınabilir. Yoksa tek başına bir insan bağırdığında çıkacak sesle 1.000 kişi bağırdığında çıkacak ses aynı değil yani. Yani bin Ya ben kişi tuttuğunda bir şeyin ucundan kaldırdığımız yükle 1 kişinin kaldırdığı yük aynı değil. Hani o anlamda yani burada konuşulan her şeye doğru. tabii ki canı gönülden katılıyorum. Başka bir sürü birçok değerli muhalif ve güçlü sesi güçlü çıkan insanın da orada olmasını isterdik. Önümüzdeki senelerde de yani inşallah ümit ederim ki böyle bir şeye gerek kalmaz. Türkiye demokratik işte insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olur ve böyle organizasyonlar yapmaya gerek kalmaz. Ama yaparsak daha fazla muhalifi farklı kesimlerden orada görmek isteriz. Evet, yani ben çabanızı gerçekten takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Orada sadece Yalçın Kaya kararını hatırlamamak, aynı zamanda Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı ve diğer kesimlerden mağdurları da hatırlamaya dönük çabanız gerçekten takdire şayan. Keşke diğer muhalif kesimler de gelip o gösterinin parçası olsalar ya da onlar böyle bir gösteri yaparlarsa siz onların parçası olsanız. Hilal Hanım, şeyi merak ediyorum. Yani bir insanın Amerika'ya, Avrupa'ya, Kanada'ya gitmesi onu otomatik olarak Avrupalı, Amerikalı, Kanadalı yapmıyor. Siz diyorsunuz ya bir sürü kesimden insanlarla temas halindeyim. Yani o dönüşümü siz nasıl görüyorsunuz? Yani Avrupa'da insanlar, mesela basit bir örnek vereyim, önemli bir örnek ama Amerika'ya ilk geldiğim zaman Trump'ın bir meşhur Müslüman yasağı vardı. Müslüman ülkelerden Amerika'ya gelişlere dönük çok böyle ayrımcı bir yasak koydu. Havaalanlarına akın etti Yahudiler, Hristiyanlar, ateistler, başka kesimlerden insanlar. Bir organizasyon bile olmadan. Yani böyle bir bilinç var. Avrupa'da da bunun olduğunu biliyoruz. Ama bizim Türkiye vatandaşları yani Avrupa'ya geldiği zaman bu özellikleri diyelim, bu hasletleri yeterince kazanamıyor muyuz? Buna engel olan ne? Sizin gördüğünüz o mahallecilik Avrupa'da da Türkiye'deki gibi aynen devam ediyor mu? Korkunç şekilde Avrupa'da daha çok devam ediyor diyebilirim. Bakın Avrupa'da, Türkiye'de Cemre Birant, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Natali, buradan hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Seslerini Türkiye şartlarında çıkarabilirlerken Avrupa'da bu kadar farklı gazetecinin ve o dönemde gelen farklı kesimlerden insanlar olmasına rağmen sadece ben gidiyorum. Sadece ben katılıyorum ve bu insanların bazıları da beni arayıp şunu çok rahat söylüyorlar: aman seni cemaatçi sanırlar, boş ver, hak ettiler ve bunlar aydınım, gazeteciyim, solcuyum, sosyalistim diyerek de gövde gösterisi yapıyorlar. Ben bunu defalarca söyledim. Hiçbir değişiklik olmadığı gibi de daha katı kurallar koyuyorlar Avrupa'ya gelince. Aman bozuluruz, aman biz onlardan sanırlar, aman bize bunu derler. Hayatları derlerle demişler arasında geçiyor ve hepsinin psikolojisi bozuk. Aslında çıkıp istedikleri kadar hayran kitleleri olsun, ruhları hasta. Sadece beni görsünler. Sadece ben kendime yakın olanları göreyim. Bu bir hastalık.
Bunun farkında değiller. İkincisi, ben şunu söyleyeyim, bunu da defalarca söyledim ama gerçekten söyleyeyim. Siz de bunu kesin kesin yayınlayın, hiç çok sevinirim. Bana hakaret ettikleri zaman, küfür ettikleri zaman, bugünlerde de yoğun şekilde ya Kürt diyorlar, ya FETÖ'cü diyorlar, ya cemaatçi, ya da işte her neyse, kimlerin sesini çıkarıyorsam. Bugüne kadar hiçbirini küfür olarak üzerime almadım. Hepsi iltifat. Bana cemaatçi diyorlarsa bu benim için iltifattır. Bana Kürt diyorlarsa bu benim için iltifattır. Ermeni diyorlarsa bu da benim için iltifattır. Ne güzel. Ben bu insanların acısını, tatlısını içselleştirmişim. Aynı coğrafyada onlarla aynı kültüre sahip olduğum için onlardan biri gibi hissetmişim kendimi. Nasıl ben Gonca Kara'nın çocuklarını kaybeden bir annenin ağıtını duymayabilirim? O zaman inancı olan insan ya da siyasi yapısı ya da ideolojisi olan bir insan eğer Gonca Kara'nın sesini duymuyorsa, o benim için dünyanın en iyi gazetecisi olsa bile sıfırdır. Dünyanın en iyi inançlı, Allah katında en günahsız kulu olduğunu söylüyorsa bile bence büyük günah işliyordur. Bir çocuğun, bir annenin, 13 yaşında yargılanan çocukların sesini duymayan insan gazeteciyim diye ortalarda dolanmasın. Finlandiya raporunu gündeme getirmeyen siyasetçi de muhalefetim diye ortalarda dolanmasın. Gitsin evinde otursun, çay içsin, kahve içsin, ne bileyim yani, çekilsin ortadan. Ben böyle düşünüyorum. Belki çok radikal ama bana uymuyor onların. Siyaseti de bana uymuyor. Gazeteciliği de bana uymuyor. İnsani değerleri de bana uymuyor. Yani boşu Yani boşuna hakaret diye bu kimlikleri saymasınlar. Hepsi benim için iltifattır. Bunu söyleyeyim yani. Türkiye'den çıkmak, Avrupa'ya gitmek keşke Avrupalı yapabilse ama henüz öyle bir noktada olmadığımızı üzülerek görüyoruz. Dileriz yani iyimserliğimizi, umudumuzu kaybetmeyelim. Çünkü bu tür gösterilerin, çalışmaların en önemli bir tarafı da hem kendimize umut vermek hem mağdurlara umut vermek. Çünkü umut en önemli hazinemiz yani onu kaybedersek hiçbir şey geride kalmaz. Ben çok teşekkür ediyorum Yüksel Bey sizin bu organizasyonunuza, çabalarınıza her şeye rağmen ayakta durma çabasına, oraya katılan bütün farklı kesimlerden insanlara ve gazeteci meslektaşlarımız da vardı. Onları gördüm. Enes Kanter vardı, Tarık Toros vardı. Çok sayıda insan vardı ama insan gönül istiyor ki tabii herkes orada olsun. Erk de olsun, Can Dündar da olsun. Ama şimdilik bunu yapamıyoruz. Hilal Hanım size de yani Türkiye'deki hastalıklara maruz kalmış olsanız da onların üstesinden gelebildiğiniz için gerçekten çok çok tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Programımıza da katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah daha başka programlarda tekrar görüşürüz. Ben Çok de sağ çok olun. teşekkür Ben de ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk. Her zaman bekliyoruz programlarımıza ikinizi de. Ben de Çok çok sağ olun. teşekkür Çok büyük, ediyorum. önemli bir Çok teşekkür katkı oldu. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum oradaki 3.500 kişinin ve diğer mazlumların sesini duyurduğunuz için. Ben de teşekkür ediyorum. Yüksel Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyondu. Dilerim son olur ama eğer olacaksa da yine böyle muhteşem bir yerde olmak gerçekten çok güzeldi. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum herkes adına. Evet. Çok çok Ben de teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum Abdülhamit Bey, Efe Hocam, Hilal Hanım. Yani ayrılmadan önce bir iki cümle daha söyleyebilir miyim? Bir Tabii ki, dinleyenlere tabii bir ki. mesaj. Tabii ne demek? Buyurun. Yani sistematik insan hakları ihlallerinde kalan binlerce, belki yüz binlerce insanın aslında umudu Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani keşke buna hiç gerek kalmasaydı. Türkiye'deki mahkemelerle bunlar çözülseydi maalesef. Durumu sizler zaten yakinen biliyorsunuz. Yani burada yurt dışındaki insan hakları mücadelesine destek veren insanlar, kurumlar, gazeteciler çok ciddi görev düşüyor. Hani biz insan hakları kurumları olarak yani bu insanların haklı talepleri karşılanana kadar, adalet yerini bulana kadar yani bu mücadeleye devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Bu bir. İkincisi de Türkiye'de yine adaletten mahrum kalan yüz binlerce, milyonlarca insana da o gün orada seslendik. Aslında mesaj vermek istedik aynı zamanda. Bugün de burada sizin vesilenizle seslenmek istiyorum. Yani yalnız değiller. Biz buradayız. Onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, çok çok teşekkür ediyorum Yüksel Bey, Leyla Hanım.
Dediğim gibi önümüzdeki programlarda görüşürüz. Biz Efe Hoca ile diğer gündemlere devam edeceğiz. Size şimdilik veda ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Hoşça Herkese kalın. selamlar. Sağ İyi olun. Hoşça yayınlar. kalın. Evet, Efe Hocam güzel oldu. Bana da Çok umut güzel oldu, vermişti yani evet. o Selbruk'taki yansıyan görüntüler. Rengarenk çocuklar, kadınlar, gazeteci meslektaşlarımız daha renkli olmasını gönül istiyor tabii. Ama Evet. bu da bir eğitim süreci herhalde. Oraya da gelinecek diye ümit ediyorum. Tamamen umutsuz Kesinlikle. değilim. Kesinlikle. Yani şey aklıma geldi. Hani konuyu kapatma adına birkaç cümle söylememe izin verirseniz. Şimdi Estağfurullah. insanlık tarihi yüz binlerce yıllık. Biz bu insanlık tarihinin sadece son 5000 yılının falan hikayesini, öyküsünü biliyoruz. Ama ondan öncesini de işte biliyorsunuz antropologlar falan Evet. değerlendiriyorlar. En önemli insanı insan yapan özelliklerden bir tanesi, yani insanın bugünkü gibi bir insan haline gelmesindeki en önemli merhalelerden bir tanesi, birbirlerinin derdine, tasasına, problemlerine sahip çıkmaları. Onu da nasıl anlıyorlar? Mesela bir örnek vereyim. Bir yerde bir Neandertal insanı kolonisi buluyorlar. Bugünkü işte Levant coğrafyasında bir yerde, yani Akdeniz havzasında bir yerde. Orada şunu görüyorlar. Bir bireyin ayak kemikleri, yani bacak kemiği kırılmış, fakat sonra kaynamış. Yani bir şey olmuş, iyileşme söz konusu olmuş ve birey normal hayatına devam etmiş. Ondan çok sonra da hayatını kaybetmiş. Bunu anlıyor. Şimdi buradan şunu anlıyorlar. Bir o dönem koşullarında bir bireyin, yani ayak kemiği, bacak kemiği kırıldıktan sonra tek başına hayatta kalabilmesi mümkün değil. Yani onun birlikte yaşadığı topluluk, o bireyin o koşullarda ya boş ver, bu bize yük olur, biz bunu burada bırakalım, daha fazla yemeğimiz olur, daha fazla rahatımız, konforumuz olur diye düşünmemiş. Ona sahip çıkmış. Onu beraber belki kilometrelerce oradan oraya taşımışlar. Onunla ilgilenmişler. Ona yemek vermişler. Ona su getirmişler. Evet. Aylarca o günün koşullarında bunu yapmış adamlar. Yani belki bundan 50 bin yıl önce. Şimdi biz bugün 21. yüzyılda kendi canımız, kanımız, özümüz olan insanların problemleriyle eğer ilgilenmiyorsak biz o 100 bin yıl önceki, 50 bin yıl önceki topluluktan daha geriye düşmüş oluyoruz. İstediğiniz kadar cep telefonunuz olsun, istediğiniz kadar Mars'a gidecek teknolojiniz olsun. Yani önemli olan insanın insan olma özelliğini kaybetmemesi ya. Bu çok çok değerli. Hilal Hanım'ın oraya gitmesi o kadar değerli bir şey ki bence. Yani gerçekten ben izlerken çok duygulandım Hilal Hanım'a. Ve umutlandım gerçekten. Ya Hilal Hanım gibi insanların Evet. çok olması lazım gerçekten. Bu tür etkinliklerin bence en önemli taraflarından biri de bu. Yani giden kişi başkalarına umut vermiş oluyor. Bu arada kendisi de umutlanmış oluyor gördüklerinden. Onun için en Kesinlikle. önemli tedavi yöntemlerinden biri de hareket halinde olmak, aksiyon içinde olmak, bir şeyler yapmak. Yani en kötüsü Evet. de hareketsiz olmak, herhangi bir şeye katkıda bulunmadan karamsar karamsar Aynen. oturmak ya da işte eylemsiz olmak. Efe Hocam vaktimiz azaldı. Yine aslında biraz paralel diyebileceğim bir konuyla devam edelim. Bu muhalefet yani Türkiye'de demokrasinin, hukukun, adalete dönülecekse o konuda en önemli katkının muhalefetten gelmesini bekliyoruz. Fakat muhalefet cephesinde müthiş bir savrulma ve dağınıklık var. Özgür Özel'in işte konuşmaları var. En son konuşmalarından biri normalleşme bitmedi diyor. Ben gerekirse Erdoğan'la tekrar görüşürüm. İşte bakın bitmediğinin göstergesi olarak da şunu söylüyor. Gittim işte bir görüşmesi olmuştu ya sarayda malum Erdoğan da ilk defa CHP'yi ziyaret etti. Dedi ki diyor ki Özgür Özel bakın 28 Şubat sürecindeki rollerinden dolayı yargılanmış ve hapiste olan ileri yaştaki 28 Şubatçı paşalar vardı. Onların bırakılmasını, serbest bırakılmasını istedim ve serbest bırakıldılar diyor. Ne güzel. Yani eleştirilere dönük kendini böyle savunmuş. Siz nasıl gördünüz bu savunmayı? Yani hakikaten bir sonuç alınmış gibi görünüyor bir cephede. Fakat bu normalleşme midir? Bu sağlıklı bir durum mudur?
Cumhurbaşkanına gidiyorsunuz, rica ediyorsunuz. Normalde mahkemelerin karar vermesi gereken bir süreçte siyasi olarak karar verilmiş oluyor. Aslında bu normalleşme değil, anormalleşmenin göstergesi değil mi bu? Özgür Özel'le niye biz aynı şeye bakamıyoruz? Ya da aynı şeye bakıyoruz, farklı şey mi görüyoruz? Şimdi insanların kendini yetiştirmeleri çok önemli. Özellikle bir ana muhalefet partisinin lideri olacaksanız kendinizi yetiştirmeniz gerekir. Şimdi Özgür Özel aldığı eğitimle herkes farklı bir eğitim alıyor. Herkes siyaset bilimi okumak zorunda değil. Herkes sosyal bilim okumak zorunda değil. Hukuk okumak zorunda değil. Fakat herkes kendini geliştirmek zorunda. Bakın Süleyman Demirel İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir mühendisti. Necmettin Erbakan keza. Bülent Ecevit şairdi. Bülent Ecevit yazardı, gazeteciydi. Yani ama bu insanlar hep geçmişte kendilerini yetiştirdiler. Yani bir partinin genel başkanı olmak böyle bir şeydir. Birçok konudan anlamanız lazım. Şimdi Özgür Özel, augmentin nasıl üretilir bunu biliyor olabilir. C vitamini sandozu biliyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani Lasonil nedir veya Volteren nedir bundan anlıyor olabilir. Eczacı çünkü adam yani. Ben de bunlardan anlamam. Ama Özgür Özel eğer eczanesinin başında değil de CHP'nin başında duran bir adamsa bu adamın kuvvetler ayrılığı nedir? Yani devlet teorisi nedir? Kuvvetler ayrılığı nedir? Anayasanın rolü nedir? Yargının Demokrasine. bağımsızlığı nedir? Demokrasi yani bunları bu temel kavramları özümsemiş Evet. olması lazım. Anlamış ol yani özümsemekten daha önce okumuş ve anlamış olması gerekir. İdrak etmiş olması gerekir. Ben bunu göremiyorum. Şimdi adam rehine kurtarmayı demokratik bir mücadele zannediyor. Ya sen rejim 28 Şubat mağdurlarına da bugünkü Osman Kavala'ya da Selahattin Demirtaş'a da herkese aynı hukuksuzluğu yapıyor. Hukuksuzluk nedir? Anayasa ve anayasanın ve yasaların öngörmediği şekilde yani hukuksal prosedürlerin dışında bir cezalandırma yapıyor, bir uygulama yapıyor. Önce buna ilkesel olarak karşı çıkmak lazım. Bunu yapabilmek için aynı biraz önce Hilal Hanım'ın söylediği gibi kesimlere göre değil, mahallelere göre değil, klanlara göre değil, hukuka göre pozisyon almak lazım. Ya. Yani karşındaki insanın ilk önce insan olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gelen hakları olduğunu kabul edeceksin. Bunu özellikle bir demokratik partiysen yapacaksın. Bunu yapmıyor. Diyor ki ya biz işte bunu yaparak bu Erdoğan rejimine kusura bakmayın terimimden dolayı yavşayarak, dümen suyuna giderek bunların elimde bir tuzluk, çok gene özür dileyerek söylüyorum. Salatalıklara doğru, her salatalığa doğru koşup elimdeki tuzlukla bir tuz yetiştirmeye çalışarak muhalefet yapılmaz. Muhalefetin yapılabilmesi için önce dik duracaksın. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefeti çok daha dik duran, çok daha makul, rasyonel bir muhalefet olarak gördüm. Hataları yok muydu? Vardı. Onun da hataları vardı. Onu da bu programlarda defalarca eleştirdik. Ama ya bir ilkesel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'i yan yana bile koyamıyorsunuz. Yani gerçekten arada dağlar kadar fark var. Bunları vurgulamamız lazım. Bence bunun önleminin CHP tarafından bir an evvel alınması gerekiyor. Evet yani mesela şeye çok üzüldüm. Yani normalleşme adımları çerçevesinde Özgür Özel CHP Genel Merkezi talimat göndermiş ya da açıklama göndermiş. Ey CHP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı meclise gelirken ayağa kalkın. Daha önce Erdoğan'ın tüm bu anayasayı rafa kaldırması, demokrasiyi yerle bir etmesi nedeniyle CHP milletvekilleri Erdoğan meclise geldiği zaman meclis açılışı oldu ya bu 1 Ekim'de bu sefer ayağa kalkın demiş diye parti talimat göndermiş. Milletvekilleri de biraz şaşırmışlar. Bir kısmı kalkmış. Özgür Özel kalkıyor tabii. Kalkmayanlar da var. Yani sanki Türkiye'nin meselesi buymuş gibi ve karşında ayağa kalkılacak ya anayasayı takmayan, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uymayan, milletvekillerini, parti liderlerini, gazetecileri hapiste tutan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne meydan okuyan birisi var yani. Biz demiyoruz ki Erdoğan'la CHP arasında kişisel husumet olsun. Böyle yanlış anlaşılmasın yani. Şimdi ayağa kalkmışlar. Sonra soruyor insanlar tabii hem CHP içinden hem muhalefet içinden soranlar var. Niye böyle bir şey yaptın diye. Diyor ki Özgür Özel'in cevabı çok enteresan. Efe hocam altını çizmek istiyorum. Biz Cumhurbaşkanı gibi davranacağını umarak diyor, meclise girişinde
ayağa kalktık diyor. Fakat daha sonra Cumhurbaşkanı gibi davranmadığını görünce işte kalkmadık falan diyor. Çıkarken kalkmamışlar. Yani böyle bir vizyon olabilir mi? Yani 22 yıldır bu şahsın ne yaptığını görmediniz mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir savunma olabilir mi? Sonra bu şey de hani Amerika'daydı ya, geçtiğimiz hafta programda konuşmuştuk. Amerika'da biliyorsunuz New York Belediye Başkanı'nın aleyhine bir iddianame hazırlandı. Orada Türk yetkililer de, Türkiye konsolosluğundaki yetkililer, Türk Hava Yolları'nın işte New York müdürü vesaire buna rüşvet vermişler. Yani belediye başkanına, ve o da torpil yapmış. Yani orada bir Türkiye konsolosu, Türk Evi adı verilen konsolosluğun açılışında yangın sistemlerinin test edilmesi gerekiyor. Orada eksikler var ama Erdoğan'a gelişine yetişmesi lazım. Önemli değil demişler. Bu torpille bazı hukuksuzluklar yapmışlar. Amerika bu belediye başkanını yargılıyor. Şimdi böyle bir durum karşısında Özgür Özel en azından araştırılsın falan filan der, değil mi? Yani bir inceleyelim bu konuyu. Hukuk neyse gereği yapılması lazım. Rüşvet almakta, vermekte alçaklıktır falan demesini bekliyorsun. Yok, Türkiye rüşvet vermez. Türkiye'de Amerika'nın Ankara'daki büyükelçiliği açılırken böyle Özel ne dedi? Jestler, jestler bakar mısınız? Yapmıştır falan diyor. Evet. Şimdi bu facia, tamam mı? Açıklama, bir sürü CHP'li muhalif kesimden de insanlar eleştirdi. Eleştirenlerden biri de CHP'nin Amerika temsilcisi Yurter Özcan diye bir beyefendi. Bu eleştiri üzerine görevden alındı. Yani Özgür Özel eleştiriyor diye. Sonra daha vahimi, şimdi üç kademeli bir vehametten bahsediyorum. Yani Özgür Özel'in rüşveti kınayacağına sahip çıkması, bunu eleştirme cesareti gösteren CHP'nin Amerika temsilcisini görevden alması ve CHP Amerika temsilcisinin açıklaması. Efe hocam, bilmiyorum gördünüz mü? Diyor ki beni Erdoğan görevden aldı diyor. Ya bu ne biçim bir faciadır? Yani şurada birkaç ay önceki seçimden birinci parti çıkmışsınız. Millete umut olmuşsunuz. Dünyaya çok güzel bir mesaj vermişsiniz. Yani Türkiye umutsuz vaka değil. Hala demokrasi için umut var diye. Bu kadar rezil bir şekilde çarçur edilir mi? Yani aklım almıyor artık. Bilmiyorum ne demek lazım. Yani sanıyorum rasyonel analiz çok mümkün değil. Yani çünkü rasyonel akıl yürütme yöntemiyle mantık silsilesini takip ederek analiz yapılabilmesi için öncelikle incelediğiniz olayların yaratıcısı olan, o incelediğiniz olayları yapan bireylerin rasyonel hareket ediyor olmaları lazım. Yani biz o yüzden rasyonel yorum yapıp, akılcıl, mantıkçıl yorum yapıp bu olayları kavrayamıyoruz Hamit Bey. Çünkü Özgür Özel rasyonel hareket etmiyor. Ben bunu söylemek istiyorum yani. Şimdi dediğiniz gibi yerel seçimlerden büyük bir başarıyla çıkmış, oy oranını oldukça değer bir şekilde yükseltmiş bir partinin lideri, ana muhalefet, Birinci parti oldu diktatörleşmiş, biliyorsunuz. kesinlikle diktatörleşmiş, otoriterleşmiş bir liderin ve onunla ittifak halinde olan güç paydaşlarının dümen suyuna o partiyi sokuyorsa, yani kendi partisini sokuyorsa sabotajdır bu. Açıkça söyleyeyim. Yani kifayetsizlikten de kaynaklansa bu bilinçli yapılmış olan kötü niyetli bir fiil de olsa, hangisi olursa olsun bu bir sabotajdır. Kifayetsizliğin de bir özürü yok. Çünkü o makamda olan birisinin bu işlerden daha iyi anlayan danışmanlarla çalışması lazım. Yani her insan her şeyi bilmek zorunda değil tabii ki ama insan New York'a gitmeden önce o Türk Evi ile ilgili olan skandalı, rüşvet skandalını falan dikkate alarak bir briefing almaz mı bu işi bilen birisinden? Yani örnek işte o CHP'nin Amerika'daki temsilcisi kimse o kişi. Ondan bir briefing alırsınız. Birkaç güvendiğiniz gazeteciden, hukukçudan bu konuyla ilgili bir briefing alırsınız. Ve gitmeden hazırlıklı durun. Açıklama yaparken sözünü unutmayın Efe hocam. Yanında Türkiye'nin eski Amerika Büyükelçisi Namık Tan var. Hemen Evet. solunda, sağında da dış işleri konusunda, dış politika konusunda kendisine danışmanlık yapan bir profesör var. İlhan Bey, yanlış hatırlamıyorsam adı. Yani hakikaten siz şeyle izah ediyorsunuz bunu. Daha önce de konuştuk. Yani kifayetsiz, işte demokrasiyi, hukuku yeterince bilmiyor. Acaba o mu? Yoksa başka bir pazarlık mı var? Yani
kamuoyunun hani bu hafta bir iddia da çıktı ya ortaya. Onun gerçi yalan olduğu anlaşıldı. Yani bir kadınla işte ilişkisi, belediye başkanlığı seçilen bir kadınla ilişkisi olduğuna falan dair. Tabii çok vahim bir şekilde iftira olduğunu o belediye başkanı olan kadın açıkladı. Bu da tabii başka bir noktanın da belki altını çizmemiz lazım. Yani muhalefet etmek, birisine muhalefet etmek, birisini sevmemek, onunla ilgili iftirada bulunma, yalan söyleme hakkını vermez size. Yani Özgür Özel'i Kesinlikle. sevmiyor olabilirsiniz, Erdoğan'ı sevmiyor olabilirsiniz ya da cemaati sevmiyor olabilirsiniz. Ama o kişiye itiraz ederken yine ahlak içinde, hukuk içinde kalmanız gerekir. Şimdi bu da öyle. Yani hemen bakıyorum bir iddia çıkmış. Bir hiç de güvenilir olmayan bir gazeteci yazmış onları. Herkes atlamış, tüm muhalif medya aldı onu köpürttü. Ama bir sebebi var bunun. Sebebi şu, yani Özgür Özel anormal davranıyor. Hakikaten izah etmekte insanlar şey bulamayınca, bir yol bulamayınca artık şey arıyor yani. Bir bahane, bir şey de çıkınca, bir iddia da çıkınca ha diyorlar. Yani bir muhalefet, ana muhalefet lideri böyle hareket etmemesi lazım. Arkada kesin bir tarafından ya bir dosyası var, ya bir kaseti var falan gibi bir şey var yani. Bu ihtimal sizin de aklınıza geliyor mu? Elimizde bir belge yok, bir veri yok ama hakikaten sadece kifayetsizliği ve yetersizliği mi böyle davranmasının sebebi? Yoksa başka bir şey mi var? Şimdi iki ihtimal var. Yani ya kifayetsizlik, yetersizlik veya bilinçli olarak rejimle işbirliği yapmak. Yani hangisi olduğunu biz bilemeyiz. Çok muhtemelen benim tahminim kifayetsizlik değildir. Yani ortalama IQ'su olan, zekası normal seviyede olan bir insanın bu olayları görüyor olması lazım. Bir de karşımızda başka bir örnek var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu örneği var. Mukayeseli olarak değerlendirdiğiniz zaman çok ciddi bir fark var daha önce de işaret ettiğim gibi. Yani bir böyle bir gerçeklik var. Bir diğer gerçeklik olayın sosyolojik boyutu. Şimdi politika sofistike bir alan. Yani politika gerçekten insan aklının, insan rasyonelitesinin, kognitif yeteneklerinin çok yoğun bir şekilde kullanıldığı bir alan. Devamlı bir analiz halinde olmanız lazım. Yani politikayla ilgileniyorsanız o kadar çok belirleyici, o kadar çok olaylar arasında bağlantılar var ki böyle tek neden, tek sonuçla izah edebileceğiniz basit fiziksel hayat gibi bir hayat değil. Çok daha komplike bir hayat politika, böyle bir alan. Burada çok daha mahir olunması lazım. Yani politikayı takip edenlerin de mahir olması lazım. O yüzden mesela Platon yani Eflatun politikadan bahsederken, özellikle demokrasi konusundan bahsederken bireylerin donanımlı olmasının yani eğitimli olmasının, cahil olmamasının çok önemli olduğunu söylüyor. Cahiller olursa karar alma süreçleri diktatöryel ya da otoriter rejimlere götürür. Bundan dolayı da o eski Yunan'daki filozofların çoğu demokrasiden korkuyorlar. Yani halka bu kadar yetki verilmesinden. Açık söylüyorum yani ben bunu. Yani Bekir Coşkun rahmetli göbeğini kaşıyan adam dediği zaman çok bozuldu herkes. Ama orada onun vurgulamak istediği, yani onu haklı çıkarmak için söylemiyorum ama yani göbeğini kaşıyan adam analojisindeki gibi bir şey anlamayan, yani öküzün trene baktığı gibi bakıp olaylar arasında bağlantı kuramayan bireylerin sofistike bir karar süreciyle, ya ben işte bu yapılan hatalardan dolayı bu partiyi veya lideri cezalandırıyorum diyebilecek bir rasyonel akıl yürütmeye sahip olması gerekiyor. Bu yoksa Özgür Özel gibi adamlar da mantar gibi türer. Zaten Türkiye siyaseti baktığınız zaman işte Devlet Bahçeli de aynı, Meral Akşener de aynı, Ahmet Davutoğlu da. Mesela Ahmet Davutoğlu geçenlerde çıkıyor, işte ben şu anda diyor başta olsaydım atlar Lübnan'a giderdim falan. Ona da Evet. kitlesinden bir kişi çıkıp demiyor ki ya Ahmetciğim sen zaten Türkiye'yi bu batağa çeken adamın önde gidenisin. Yani hala mı öğrenmedin kardeşim sen bu işi? Bir de başında isminin siyaset bilimi profesörü var yani. Demiyorlar. Şimdi böyle denmeyen bir toplumda da bizi yönetmeye layık siyasetçiler de çıkmaz. Yani bunu bakın bu eskiden varmış ama yani Türkiye'de ne kadar eleştirirseniz eleştirin çok farklı kesimlerden şimdi isimler söyleyeceğim. Mesela İsmet İnönü gibi, mesela Süleyman Demirel gibi, mesela Turgut Özal gibi adamlar çıkabilmiş. Yani bir vizyonu olan, bir stratejisi olan, bir
yaptığı eylemleri, aldığı kararları bir mantık silsilesinde anlayıp takip edebildiğiniz makul politikacılar bunlar. Yani aldıkları kararlar bazen yanlış olabilir. Bu insani bir şey yani. Veya siyasi pozisyonları size uygun değildir. Bu da insani bir şey. Ama mantık ve o bahsettiğim silsile yani o rasyonel akıl. Bu şu anki yap adam Özgür Özel mantıksız hareket ediyor. Şimdi bunu ister ihanet olarak yapsın, ister kifayetsizlik olarak yapsın. Birinin çıkıp şöyle demesi lazım. Kardeşim senin kafan mı basmıyor? Yoksa sen hain misin? Yani bizi sabote mi etmeye çalışıyorsun? Karar ver. Ya o partiden bir tane adam gibi birisi çıkıp bunu niye soramıyor? Eğer öyle bir atmosfer yoksa zaten öyle birinin çıkıp böyle bir şey sorma hakkı yoksa zaten CHP'nin iktidara gelmesi demokrasi getirmez. Yani Neydi? partinin içinde, kendi parti içerisinde Özgür Özel aynı Erdoğan'ın kendi partisindeki tahakkümü gibi öyle bir tahakküm içerisinde olabiliyorsa o zaman CHP dükkanı kapatsın. Kapatsın kapıları bacaları kapatıp herkes evine gitsin. Bakın şunu söyleyeyim. Çok öz bir şey söyleyeceğim. CHP'nin içinde iki grup var Hamit Bey. Bir grup bu rejime angaje olmuş. Öbür grupta gerçekten demokrasiyi, insan haklarını, medeniyeti savunan bir grup. İki grup var. Bu iki grup aynı değil. Bir grup bu ulusalcılar, Avrasyacılara tekabül eden derin devletçi grup. Ve ben Özgür Özel'in bu grubun adamı olduğunu düşünüyorum. Öyle birçok emare var ve birçok da bu konuda yazı yazmış insanlar da var. Bu grubun Türkiye'yi temize çıkarmak, rejimi düzeltmek, anayasal sisteme geri dönmek gibi bir kaygısı yok. Bunların amacı eliminasyon sürecinin devam etmesi. Yani ne yapıyorlar? Bunlar diyorlar ki biz bir dinci grubu diğer bir dinci gruba kırdırıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz Türkiye'de bunların %50'den fazlasından kurtarıyoruz Türkiye'yi. Sonra bu planın bir sonraki aşamasında da bir şekilde öyle ya da böyle o öbür grubu da yani şu an iktidarda olanları da kıracağız. Böyle bir amaçları var bunların uzun vadeli yani. Diğer grup CHP'de diyor ki kardeşim biz Türkiye'yi önce medeni, demokratik bir hukuk devleti yapmamız lazım. Maalesef bu bahsettiğim ikinci grup çok azınlıkta. Kemal Kılıçdaroğlu bu grubun adamıydı. Bu grubun liderliğini yapıyordu. Ama Özgür Özel gibi adamlarla beraber çalışması lazımdı. Aynı parti içinde dengeleri gözetmesi lazımdı. Onu elimine etmeyi başardılar. Çok daha radikal, çok daha rejime hizmet eden bir adam geldi CHP'nin başına şu anda. Erdoğan çok memnun. Çünkü Erdoğan'ın güç ittifakı yaptığı adamlar, Erdoğan'ı bugün iktidarda tutan adamların çok önemli bir bölümü Özgür Özel'le benzer ideolojiyi taşıyorlar. Yani Evet. Avrasyacı ve o derin devletçi yapı. Yani bir tiyatro oynandığını görmek açısından bence önemli. Özellikle bu meclisin açılışındaki Bahçeli ile Özel arasında, Özgür Özel arasındaki diyalog da çok çarpıcı. Bahçeli Özgür Özel'e falan ağzı alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu yani CHP'ye falan biliyorsunuz. Diyor ki birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Siyaseten söylememiz gerekenler oluyor falan bazen. Ona karşılık Özgür Özel de diyor ki yok efendim herkes doğru bildiğini savunuyor. Sevgi yeter ki sevgi saygıda şey olmasın. Kusur edilmesin. Yani bir tiyatro oynandığını kendileri böylece kendi ağızlarıyla ifade etmiş oluyorlar maalesef. Yalnız şöyle bir şey var. Hani sizin rasyonel değil, mantıklı değil, aklın gösterdiği yolda gitmiyor diyorsunuz ama belki başka bir aklın yolunda gidiyorlar. O da işte zaten Erdoğan bu %51'lik sistemden rahatsız. Cumhurbaşkanlığını da devam ettirmek istiyor. Başka bir çaresi yok. Onun için anayasada değişiklik yapmak istiyor. Yani var olan anayasaya takmayan bir insan anayasa değişikliği yapmak istiyor. Sebebi bu. Şimdi orada belki yani şu andaki rejimi ayakta tutan yapılar muhtemelen bunlara ya Özgür Özel de dahil böyle bir akıl veriyor. Yani meclisin açılışında Bahçeli'nin gidip de küfrettiği her gün neredeyse DEM partililerle tokalaşması, Özgür Özel ile Bahçeli arasındaki bu diyalog, işte ayakta karşılamaları falan Erdoğan'ı sanki arkada yani kamuoyunun önüne henüz yansımamış bizim bilmediğimiz bir şey var gibi. Yani belki de rasyonel bir tarafı var. Biz o rasyonel tarafı bilmiyoruz. Aralarında anlaşmışlar mesela. Özgür Özel belki başbakan olacak. Öyle bir vaatte bulundu.
Erdoğan normal eski sistemdeki cumhurbaşkanı olacak. Şey tekrar parlamenter sisteme geçecek falan. Belki de böyle bir şey var. CHP'den bazı isimler bunu yazıyorlar. Belki görüyorsunuzdur siz de. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bunu bilemiyoruz. Yani gene spekülatif falan. Çünkü Türkiye'de siyasi iletişim diye bir şey yok. Yani partiler açık şeffaf değiller. Yani kapalı kapılar ardında bir takım konuşmalar falan belki vardır diyoruz. Bunlar hep tahmin ve spekülatif. Ben daha az spekülatif bir şey söyleyeceğim. O da şu. Şimdi Wilt Chamberlain, Hitler vakti zamanında agresif işte silahlanma vesaire Almanya'yı faşizan bir şekilde bir rotaya sokup işte dünyayı, Avrupa'yı işgal hazırlıkları yaparken bir Münih konferansı vardır. Bu Münih konferansında JFK'nin yani John F. Kennedy'nin babası da Amerikan heyetinde katılmıştır bu konferansa ve İngiliz Başbakanı Wilt Chamberlain de keza Münih'e gitmiştir. Münih'te bir toplantı. Ve bu Münih toplantısında Hitler'e bir taktik izlediler bunlar. Yatıştırma politikası. Yani yatıştırma politikası şu. Ya biz bunun huyuna suyuna göre hareket edelim. İstediği birkaç bir şey verelim de bunu sakinleştirelim. Yani bu politikayla onu kontrol altında tutabiliriz. Böyle bir yaklaşım. Ve bunun neticesinde Çekoslovakya'yı özellikle Sudet bölgesini Almanlara verdiler. Yani masa üzerinde pazarlık yapıldı. Hitler de çok memnun oldu. Ellerini sıktılar birbirleriyle ve Wilt Chamberlain Londra'ya döndüğü zaman Heathrow'a böyle çiçeklerle ve işte dünya barışını kuran adam diye karşılandı. Yani fakat sonra ne oldu? Ondan birkaç ay sonra dünya ateşin içinde, büyük patlamanın içinde cayır cayır yanmaya başladı. Çünkü Hitler şunu anladı. Dedi ki bak ben bunları maymuna çevirdim. Benden korkuyorlar. Bana biat ettiler. Şimdi Erdoğan'ın durumu ve Özgür Özel'in durumunu veya CHP'nin durumunu buna benzetiyorum ben. Yatıştırma politikasıyla diktatörün elinden işte birkaç siyasi mahkumu alalım. Yatıştırma politikasıyla diktatörde belki diktatör parlamenter sisteme dönmeye karar verir. Belki yatıştırma politikasıyla normal bir cumhurbaşkanı olur, normal hukuk kuralları işlemeye başlar. Ya bunlar polyanlacılık. Bunlar ne tarih okumuşlar, ne insanı analiz edebiliyorlar. Hiçbir böyle bir arka planları yok. Ya bakın, eğer siz bir araba yapmak istiyorsanız iyi bir mekanik mühendislik yapabilecek bir adamı getirirsiniz bu işin projenin başına. Eğer kaldırım yapmak istiyorsanız bu kaldırım işinden anlayan bir ustayı getirirsiniz. Evinizde bir elektrik aksamı bozulursa elektrikçi çağırırsınız. Ya bu işlerin bir teknik altyapısı var. Siyaset öyle bir şey ki Türkiye'de. Angaryacı ne kadar adam varsa, ne kadar bomboş adam varsa bunlar bir yerlere geliyorlar arkadaş. Ve bunu bir yerlere getiren sistem yani biz hala şey diyoruz komplo yani bunun bir arka planında bu kararları alan o kuklaları oynatan bir takım güçler var mı? Ya böyle bir ülke çaresizliktir yani. Rusya da böyle bir noktada gerçekten çok üzücü. Yani söylemek istediğim şey şu. Kendi kendimize sahip çıkacağız. Bir toplum olmanın gereği örgütlü olmak. CHP örgütlü bir parti. Bu CHP'de bu adamın yaptığı hareketlerin A ihanet veya sabotaj. B kifayetsizlik. İki ihtimal var yani. Çünkü yapılan şeyin doğru olmadığını biliyoruz. Yani yanlış. Ha amaçları eğer bu rejimin Erdoğan yalakası olarak, dümen suyu olarak devam etmekse o zaman tabii ki dediğiniz gibi rasyonelite burada değişir o zaman rasyonel hareket ediyorlar. Ama o zaman da bizim şunu dememiz lazım. Külliyen hainler o zaman. Külliyen anayasaya ihanet etmiş durumdalar. Anayasa Yani ihaneti bakın şudur. Bir tek şunu söyleyeceğim. Anayasa ihaneti gerçek hainliktir. Mesela biz anayasaya ihanet etmedik. Bu KYK'lıların çoğu bize hain diyorlar ama bizim anayasayla bir problemimiz yok. Bilakis biz anayasa uygulansın diyoruz. Yani hain olma ihtimalimiz yok o yüzden bizim. Ama bunlar hain çünkü bunlar anayasaya uymayan bir rejime destek veriyorlar çünkü. Yani fayandalık yapıyor. aynen öyle. Bu bir şey, hukuk ihaneti, yani vatana ihanet den önce hukuk ihaneti, demokrasi ihaneti, insanlık ihaneti. O açıdan çok gerçekten çok çok ayıp. Meclisten geçmeden Erdoğan'ın açılış konuşması enteresandı. Efe Hocam, bu Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında işte
şey diyor ya Davutoğlu, ben olsaydım giderdim şeye, uçağa atlar Beyrut'a giderdim savaşa, cepheye gidecek yani. Lübnan halkı bile o kadar şey değil yani, sıcak bakmıyor. Hizbullah nereden başımıza bu işleri açıyor falan filan noktasında. Ve Hizbullah'ın neler yaptığını biliyor şey yani, bütün Orta Doğu. İşte Esad rejiminin en büyük destekçilerinden biri Hizbullah'tı. Suriye'de muhalefete karşı, muhalefeti sindirmek için. Bu ayrı bir bahis ama Erdoğan şeyden bahsetti. Efe hocam ne diyor? Türkiye topraklarına yönelik işgal girişimi olacak diyor. Türkiye'nin şu anda fiili, resmi Cumhurbaşkanı böyle bir konuşma yaptı mecliste. Ve ben çok şaşırdım. Yani böyle bir konuşma yapılır mı? Yani mesela ticareti durdurursun, büyükelçiyi gönderirsin. Netanyahu'yla çok kısa süre önce şeyleri var Türk evinde, o New York'ta çok skandalların göbeğindeki böyle tokalaşmaları falan var. Ticaret patlamış gidiyor, petrolü şeyden gidiyor, Türkiye'den gidiyor şeyin, Azeri petrolü yumurtalıktan gidiyor. Yani benim bir çılgınlık, delilik olarak gördüm bunu. Yani siz nasıl değerlendiniz? Niye böyle bir konuşma yaptı Erdoğan? Şimdi daha önceden hep belki de yaşımız gereği artık eskilere eskileri gündeme getiriyoruz. Yani böyle bir şey yok Türkiye devlet geleneğinde. Meclis konuşmalarında yani mesela çok kritik güvenlik konuşmalarının olduğu meclis konuşmaları zaten biliyorsunuz kapalı görüşmeler olarak yapılır. Yani mesela bir ülke eğer Türkiye'yi işgal edecekse böyle bir enformasyon Evet. alınmışsa bu çok kötü bir şeydir. Bu hangi ülke olursa olsun ister İsrail olsun ister Amerika olsun ister müttefik bir ülke olsun. Yani bir ülke eğer Türkiye'yi işgal planı yapmışsa, bununla ilgili de çok ciddi bir istihbarat gelmişse bunu kamuoyuyla böyle paylaşmazsınız. Yani bunu kapalı meclis oturumunda muhalefet de paylaşır, biz buna karşı bir önlem alacağız dersiniz mesela. Eskiden böyleydi bu işler. Şimdi tabii ki hepimiz şunu gayet iyi biliyoruz ki ortada böyle bir işgal falan gibi bir tehlike yok. Yani ne İsrail'in böyle bir niyeti var, ne de Orta Doğu politikaları böyle bir durumda şu anda. Ne de Türkiye'nin içinde bulunduğu ittifak ilişkileri ve fiili olarak ticaret ilişkileri böyle bir şeye işaret ediyor. Dediğiniz gibi yani bu ne periz bu ne lahana turşusu. Böyle bir Evet. şey söylemeden önce eğer böyle bir istihbarat gerçekten varsa önce petrolü kesersin. Dediğiniz gibi büyükelçini çekersin veya olan diplomatik ilişkilerini sonlandırırsın. Persona non grata ilan edersin bütün İsrail ekibine işte kim varsa diplomatik şeyde. Bunlar adım adım yapılır. Kamuoyuna başka türlü duyurulur bunlar. Şu var, Erdoğan'ın yaptığı gayet çok basit bir şey. Halkta şu anda ciddi anlamda bir negatif duygu var İsrail'e yönelik. Ve bu duyguyu suistimal ederek, bunu kullanarak, bunu enstrümantalize ederek puan toplamaya çalışıyor. Çok açık yani. Ve buna gene bir önceki konuyla bağlantı kuracak olursak, Özgür Özel ve CHP de buna çanak tutuyor. Özgür Özel de Evet. çıkıyor diyor ki, biz diyor alnını karıştırırız Netanyahu'nun falan. Ya önce şuna yani Cumhurbaşkanı'nın dediği şeye inanıyor yani. Şunu demiyor. Sayın Cumhurbaşkanı kaygılarınızı biz de derin bir endişeyle takip ettik. Bize bununla ilgili lütfen gerekli olan malzemeyi, istihbaratı, bu yani vardığınız sonucun gerekçelerini açıklayabilir misiniz? Yani daha iyi önlem alabilmemiz veya daha iyi politika oluşturabilmemiz için. Çünkü boş. Adamın blöf yaptığı belli, adamın elinde hiçbir şey olmadığı belli. Ona diyeceksin ki ha, hodri meydan o zaman varsa böyle bir tehlike. Nereye göre, neye göre bu tehlike var? Bunu bize açıkla. İşkembeden atma bize yani. Sabah kalktın, uyandın. Ha biz bu İsrail'e şöyle bir sallamada bulunursak oy oranlarımızda %1'lik, 2'lik güzel bir yükselme sağlayabiliriz Sayın Cumhurbaşkanım diyen bir geri zekalı danışman çıktı. O günkü meclis konuşmasında da Cumhurbaşkanı ne güzel zaten İsrail'e çakmaktan çok Evet. hoşlanıyorum diyerek bunu söyledi. Kimse de buna itiraz etmez. Türkiye zaten beyinsizler toplumu haline gelmiş büyük çoğunluğu itibariyle diye. Böyle mi düşündüler acaba? Bütün emareler onu gösteriyor çünkü. Yani Yani korkunç. Şeyle işte az önce fotoğrafını ekrana getirdik. Neredeyse bir seneden daha yakın bir zamanda Netanyahu ile görüşmesi var. Erdoğan orada söz verdi, ben de geleceğim İsrail'e falan diye. Bu Gazze olayları çıktığı için gidemedi. Bu şeyden 7 Ekim'den çok kısa süre önce olmuş bir şey. Erdoğan işte İsrail Cumhurbaşkanı'nı böyle büyük bir törenle falan, atlı birliklerle şunlarla bunlarla karşıladı.
ticaret dediğim gibi patlamış. Yani hakikaten devletin bittiğini gösteren birçok şey var da bu da onlardan biri bence. Yani böyle bir şey varsa ciddi olarak bunun gereğini yaparsın. Böyle bir şey yoksa Cumhurbaşkanı'nın ağzından böyle bir saçmalık, böyle bir delilik, hezeyan konuşması yapılır mı? Hakikaten akıl alır gibi değil. Ama şaşırtıcı bir durum da değil. Bunları yapıyor. Bu arada şey de var tabii. Evet. Yani bizi izleyenlerin de belki hatırlaması lazım. Bu saçma sapan meydan okumalar, anlamsız kof lafların ne kadar kof olduğunu, ne kadar boş olduğunu işte Mısır'a, ki Mısır Türkiye'nin üçte bir ekonomik büyüklüğünde. Efe hocam siz çok iyi bilirsiniz. İşte Mısır'a şeye ihvanla dayanışma adına Sisi'ye karşı çıkmıştı. Nasıl tükürdüklerini yaladığını görüyorsunuz. Esad'la işte Şam'a Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız falan filan diye muhalefete silah desteği şu bu verdiler. Sonra şimdi Esad'la görüşmek için kıvranıyorlar yani. Esad böyle kıvrandırıyor resmen, süründürüyor. Demiyor ki tamam görüşelim. Dışişleri Bakanlığı'nın bir numaralı işi o görüşmeyi ayarlamak. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne yaptığını biliyorsunuz. Bu İsrail'e meydan okuyan güya yani horozluk yapan mahallenin. Birleşik Arap Emirlikleri neydi bunlara göre? 15 Temmuz'un finansörüydü. Sonra Finansörüydü. gittiler ayaklarına o saraylarda ya, paçoz paçoz fotoğraflar, görüntüler. Suudi Arabistan'a kafa tuttular. Erdoğan Evet. yine Kaşıkçı meselesinde dedi bunları biz şey yapacağız, hesabını soracağız falan. Sonra ayağına gitti. O dosyalar falan kapadı. Kaşıkçı davası mı var şu anda? Yani Kaşıkçı'yı İstanbul'da ki Suudi konsolosluğunda muhalif gazeteciyi kestiler, doğradılar, yok ettiler. Erdoğan da bunun üzerinden Suudi Arabistan'a meydan okudu falan. Ortada bunu yazan, çizen, hatırlayan bir şey var mı? Yok. Yani hakikaten ülke açısından utanç verici. Bir devletin nasıl yok edildiğini gösteren örnekler bunların hepsi. Boş, boş laflar. Şeyde Bir gün gerçekten hatırlatalım. işgale, yani Efe hocam benim korktuğum şey bir gün gerçekten işgal olursa bu kafadaki insanlarla nasıl inanacak, toplum nasıl inanacak buna? Aklım ermiyor benim yani. Yalancı çoban. Şimdi çok Hayır. herkesin bildiği, bütün çocukların bildiği yalancı çoban hikayesi biliyorsunuz. Ya işte Evet. sürüden koyun kaptı, sürüden koyun kaptı diye köye gider gider 2-3 defa. Her seferinde şaka olduğunu söyler. Her seferinde bunun olmadığı görülür. En sonunda gerçekten bir kurt gelir, bir koyunu kapar. Gene gelir bu köye, bu sefer kimse inanmaz. İnandırıcılığı kalmaz. Bir böyle bir olay var. Bakın bir de şu var. Erdoğan'ın kim olduğunu, özellikle bu Orta Doğu siyasetinde Erdoğan'ın kim olduğunu gösteren çok önemli bir gösterge, çok önemli bir turnusol kağıdı var. O da Mavi Marmara olayı. Yani Evet. bu olayı zaten bilen Erdoğan'ın ne olduğunu çok iyi anlar. Bakın. Bu kadar gaz verdiler, verdiler, verdiler. Mavi Marmara gemisi, onların büyük desteğiyle, istihbarat desteğiyle, şunla bunla falan gitti. Ne oldu? Çok büyük bir facia oldu. İnsanlar öldü. İsrail bunlara çok ciddi büyük bir tokat attı. Sonra Erdoğan hiçbir şey olmamış gibi bana mı sordular dedi. Yani benden mi izin Benden izin aldınız aldılar. kardeşim dedi. Aynen Evet. ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın satıcılar bakın. İşte İslamcılık bu. İslamcı Maalesef. ideoloji sadece ve sadece kutsal addettiği veya önemli addettiği değerler üzerinden sömürü yapmaktır. Bunu oya çevirmek. Aslında en büyük zararı İslam'a ve Müslümanlara en büyük zararı işte bu haşereler veriyor. Ve bu bakın şeye de bağlayacağım bunu. Şimdi bunlar en büyük daha önceden en büyük Hamas destekçiliğini yapıyorlardı. Hamas'la ilgili bir şey konuşulmuyor şu an. Çünkü orada bitti o iş. Hamas'ı bitirdiler. Şimdi Lübnan'da Hizbullah. Bunlar Hizbullah konusunda da çok büyük bir duyarlılığa sahipler. Duyarlılığı tırnak için alalım. Şimdi Güya. bu Hizbullah Türkiye'nin bölgedeki bütün aktivitelerini sabote etmeye çalışan, hatta bir fiil bunlarla çatışmaya çalışan bir Şii, şer'i örgüt, şeriatçı Şii bir örgüt. Yani şu an sahip çıktıkları Hizbullah mesela. Ve bunlar ya akıl almaz bir şekilde Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına batırdılar. Ben demiyorum Evet. ki Türkiye hani Orta Doğu ile hiç ilgilenmesin ama ya bu kadar şamar olanına dönen, hiç dikkate alınmayan bir ülke olmamıştı Türkiye. Her zaman bir ağırlığı vardı Orta Doğu'da Türkiye'nin eskiden yani. Ne hale Belki getirdi görevi bence. bu Efe hocam. Yani devleti sıfırlamak, ülkeyi sıfırlamak, ekonomiyi sıfırlamak, ahlakı sıfırlamak, dış politikayı sıfırlamak, ülkeyi sıfırlamak. Yani belki görevini yapıyor. Hakikaten ben şeyi görünce konuşmasını
O bütün bu dış politikada Erdoğan'ın zikzaklarını, U dönüşlerini falan da hatırlayınca dedim ki yani bu konuşmasını Erdoğan ciddiye alanlar psikoloğa görünsün. Başka da bir şey Kesinlikle. diyemedim. Hakikaten umarım insanlar gerçeklerle lafları, boş konuşmaları ayırabiliyorlardır. Bitirmeden bir iki notu paylaşmak istiyorum. Bir, Altın Portakal'da yasaklanan kanun hükmü, KHK'ların dramını iki KHK'lı üzerinden bir öğretmen, bir doktorun yaşadıkları üzerinden çok güzel bir şekilde izledim ben. İzlemediyseniz Efe Hocam siz mutlaka izlemenizi Mutlaka tavsiye ederim. izleyeceğim. İzlemeyenlere de izlemelerini bulup bir şekilde çok hararetle tavsiye ediyorum. Çok tatlı bir şekilde anlatmış. Bu terör uydurmalarının masum insanlara, barışçı insanlara. Bu arada cemaatçi değil, ikisi de sol görüşten birisi. Fakat KHK deyince maalesef bunlar da cemaat parantezine alınmışlar. Yasaklandı. Nerede? Bu sefer Altın Portakal'da değil. Altın Portakal'da özgürlükçü şeylere, filmlere yer verilmiyor diye Özgür Portakal diye bir şey açıldı, platform. Bu sefer burada yasak getirilmiş. Necla Demirci'nin direktör, filmin belgeselinin yönetmeninin açık çağrısı var. Bu da yine muhalefete geliyor. CHP'nin vicdanına havale ediyorum demiş. Bakalım CHP bunu şey yapacak mı? Yani gündem yapma cesareti gösterebilecek mi? CHP tüzel kişiliği. Yani pek umutlu değilim ama belki Erdoğan'la normalleşme görüşmelerinden birinde söyleyebilir mi? Hiç sanmıyorum. Ama biz buradan hatırlatmaya ve Necla Demirci'ye o belgesele sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu Dediğim biraz şeye gibi. benzemiş ya, Hamit Bey. Yani Buyurun. Kamil Koç'muş Altın Portakal. Ondan sonra Özgür Altın Portakal ya da Özgür Portakal deyip işte Hakiki Koç. Belki bir sonraki aşamasında da Öz Hakiki Koç diye devam eder. Yani bilmiyoruz ki. Ya bu da çok Evet. komedi bir şey yani. Bunlar da Komedi çok komedi maalesef. şeyler aslında. Çok çocukça şeyler Maalesef. aslında yani. Hem üzücü hem de güzel bir haber var. Onu da paylaşalım. Mümtazlar Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli Mümtaz siyaset bilimcilerinden biri. Zaman gazetesinde aynı sayfalarda yazı yazdığım için de iftihar ettiğim kendisiyle kıymetli bir fikir adamı, profesör, yazar. Silivri'de bu insan, yani bu saçma sapan sürecin son 10 senedir yaşanan kurbanlarından biri olarak Silivri'de tutuldu. 5 seneden fazla. Oradaki hatıralarını yazmış Silivri Postası diye. Kitap basıldı. Güzel bir not var. Yurt dışındaki birçok bizi izleyenlerin de ulaşabileceği yani bir print olana yani normal kitaba da ulaşılabilir. Keşke bütün bizi izleyenler ulaşsalar ve okusalar. Ama şey bahanesi yok yani kitap ulaşamıyorum diyenlere elektronik e-kitap versiyonu da hazırmış. Mütedir Hoca sosyal medyadan duyurmuş. Mümkünse bizi izleyen herkes alıp okuyabilirse çok kıymetli olur. Bu dönemin tarihe not düşürmesi açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Böyle. Efe Hocam Bir de şey söyleyeyim vaktim siz bitirmeden. Çok buyurun. bir küçük cümle. Siz dediniz ya ben gurur duyuyorum Mümtazar Hoca ile Zaman Gazetesi'nde çalışmış olmaktan. Ben de Mümtazar Hoca'nın kitabını okutmuştum. Türkiye'de ders verirken Mümtazar Hoca'nın bir derleme kitabı vardır siyaset diye. Çok derli toplu, çok iyi bir kitap. O kitabı ders kitabı olarak çocuklara siyaset bilimine giriş derslerinde ve benzeri derslerde okutmuştum. Literatür kaynakçı olarak vermiştim. Kendisi çok değerli bir insan. Ben de buradan herkesi mutlaka şey yapıyorum. Yani okumalarını tavsiye ediyorum hocamızın yazdığı bu kitabı, bu eseri. Evet. Yani hem onu okumaya hem de şimdiye kadar oradaki hatıralarını yazmayan bir sürü akademisyenler var, gazeteciler var, hakimler var, askerler var. Onlara da mutlaka hatıralarını yazmaya ve bunları tarihe, gelecek nesillere emanet etmek üzere yazmaya davet ediyoruz. Efe Hocam çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi. Ben çok teşekkür ederim Hamit Bey. Bir programın daha sonuna geldik. Değerli izleyiciler, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bize destekleriniz çok önemli. TR724 videolarına verdiğiniz destek, bizim videoya vermiş olduğunuz destek, yayınları da bizi motive ediyor.
eleştirilerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi her zaman bekliyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Her şeye rağmen umudumuzu koruyalım, demokrasiye, hukuka sahip çıkalım.